Evet, sevgili izleyenler tekrar beraberiz. Arpak kardeşlerle gece mesaisi devam ediyor. Evet, bu şeyde kalmıştık. Birazdan görüntümüz gelecek. Bir arkadaşımız Abdurrahman Özkan, artık programımızı kaçırmayacağım. Saygılar paşam demiş. Sinan hangimize demiş bilmiyorum. Murat Bey sizden ricam, Ekrem abiden annem şiirini okumasını istiyorum. Rica ediyorum sizden demiş. Yani inşallah süremiz yeterse okuyabiliriz ama şu anda biraz zor gibi gözüküyor. Evet Mehmet abi, senin şeyden bahsediyorduk abi. Karizmandan bahsediyorduk abi. Dediğin gibi ya, Heyecandan hakikaten başladı. şey Mehmet abi, senin şeylerde, o klipte de böyle çok değişik bir karizman var. Böyle teklifler gelmedi mi, böyle foto modellik? Hani böyle şeylerde falan olursun ya, böyle büyük markaların takım elbise şeyleri olur, reklamları Katalog olur. çekimlerinde Katalog yani. çekimleri gibi abi. Çok samimi bir şekilde soruyorum yani. Yok öyle teklifler var. Var. Var teklifler ama Sen benim kabul etmedin herhalde. şimdi bir müzik öyle uğraşıyoruz zaten. Bir de zaten 15 yıldır Kendi yaptığım bir iş de var. kendi yaptığım bir iş var, muhasebe. Ben de finansman işlerine bakıyorum. Dolayısıyla zamanım yok o işler için. Vay abi, böyle bir iş için zamanım yok diyorsun. Millet ne zamanlar ayırıyor buna? Abi sen teklifleri bize doğru yönlendir Tamam, demişim olur. ben. Sende de karizma var kardeşim. Yok abi ya, şeyin Mehmet abinin Evet gerçekten. abi de yani bir fotojenik bir yüz var. Yani Evet, çok yani o gerçekten çok. fotojenik yüz herkes de olmuyor Herkes de yani. Mesela olmuyor. adam normalde gerçekten bak yakışıklıdır. Beni tarif ediyorsun işte. Adam yakışıklıdır ama fotoğraf çekersin. Bu tarz şeyler çok güzel çıkmaz yani. Veya iyi çıkmaz yani. O şey bambaşkadır yani. O Sen karizma. Mehmet'in Yani oyunculuğunu da çok normalde ben beğendim. kaslı, Muratçığım keşke göbek bana... yok. Eve gidiyorum hanım diyor göbeğin çok çıkmış. O da biliyor yok, ben de biliyorum yok. Seyirciler görüyordu, zannediyorlar şey var. Yok yani. Yok yok, emin olun Sinan'da hiç göbek yok. Hepsi kastıyorsun ha? Şimdi o görüntümüz hazır mı ya? Bir görüntüyü bir türlü Bir izleyemedik türlü diyor o Cumhur görüntüye Kaycı. gelemiyoruz. Sürpriz diyor. Bu şeyle ilgili, dizilerle ilgili konuşacaktık ama bir türlü yarım kaldı. Son veda ederken iki gözümde parçasıyla veda edelim. Bu arada o şeyden de bahsedemedik. Aslında konuklarımız biz belki son dakikaya kadar gelir diye bekledik. Gelebilirdi. Evet. Amcası vefat etmiş Dilek Sevgili Hanım. Dilek Serbest, Dilek burada Serbest. Ona tekrar buradan başsağlığı tekrar dileyelim. evet, başsağlığı dileyelim Dilek ona. bizim Başsağlığı dilerim. ve Dilek bu ülkenin önemli oyuncularından birisi. Fetih, rekoru yeni kırılan bir film. Evet, Ve buradaki tek kadın oyuncu. tek kadın oyuncu, Evet. çok da iyi bir oyuncu. Evet. Aynı zamanda da özellikle Mehmet'in 10 senelik dostu, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Keşke aramızda olsaydı, çok mutlu olurduk. Aranan da büyüsü Onu da herhalde. Böyle kliplerde, mliplerde bir bayağı ünlü bildiğimiz sanatçıların kliplerinde de oynamış. Gönül evet. Çelen'de falan. Tabii Teoman'la ilk çıkışını yaptı. Teoman'da Evet. oynamış. Bizim iki klibimizde de var zaten. Sizin de iki klibiniz de Evet. var. Başka sanatçıları da var. Bir öyle. Var, evet. Şimdi de güzel, onun da güzel projeleri var. Kendi mutlaka açıklayacaktır. Onu da yakın gelecekte dizilerde ve Evet, yeni sinema seyircilerimiz belki hani projelerinde. yeni televizyonu açanlar ya da sonradan dahil olanlar, biz başta açıkladık ama hani biz daha önce programın dürüst yapılırken o da aramızda olacak demiştik. Evet. Katılamadı. Amcası Vefat vefat etti, evet. etmiş. Belki yine sonuna yetişebilirdi falan ama derken olmadı. Belki başka bir programda diyelim. Acısını Evet. paylaşıyoruz. Evet. Aynı Peki şekilde. şu an en yakın zamanda nasıl bir proje var abi? Ya açıkçası ben şu anda senaryoya kanalize Senaryo olmuş olarak kaldı. durumdayım. Tabii bu arada sadece bu albüm yaptık bitti olmuyor. Yeni albümlerin, yeni şarkıların aranjeleri Abi devam ediyor. bismillah, zaten 9 ayda 2 albüm yapmışsın. Dur da bir Yok yok. nefes al ya. Yeni Dur. şarkılar var. Millet 4 senede en ünlü sanatçılar bile şey Yeni yapamıyor. albüm Albüm. çıkalı 3 ay olmuş zaten. Hemen daha. Sen abi albümü pazarlamayı sevmiyor. Albüm yapmayı seviyor. İşte. Bazı çocuklar da olur ya, sadece oyuncak almayı severler. Oynamayı sevmezler ya. Aynen öyle. Bir 20 telefon yıl. bağlantımız varmış. Telefon Evet, manyağı bugün olmuş. telefon rekoru kırıyoruz. Evet, kim? Serdar Bıçak. Bıçak. Şanlıurfa'dan bir Bıçak. yerel sanatçımız mı? Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı geceleriniz olsun. Sağ olasın, sağ Hoş olasın geldiniz. Serdar abi, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle programımızın başında da belirttiğimiz gibi Dilek Hanım'ın amcası herhalde vefat etmiş. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Amin. Sağ olun.
Ayrıca programınız aracılığıyla bizleri Alpak kardeşlerle buluşturduğunuzdan dolayı çokça teşekkür ediyorum. Sedder abi, haftaya da bekliyoruz yalnız abi bizi aramanı. Bak, Alpak kardeşler tabii gidince ki, tabii aramama ki, ne dedim, tabii ki. mesajlarını... Her zaman tabii ki. Ya ben evet. Çok özür dilerim. Urfa'dan arıyor değil mi? Evet. Sadece bir saniye abi. Sadece Alpak kardeşlerin reklamını yapma. Bizimkini de yap abi ona göre. Evet. Tabii ki. Serdar çok mütevazi bir arkadaştır. İnanın Celamlar şartlarında öyle güzel klipleri yaptık ki, öyle güzel çalışmalar evet, ve eserlere imza attık ki. Serdar abinin parçalarını dinledim. Ben gözlerinden öpüyorum kardeşimin. Onun da gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Evet inşallah. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz, Allah razı olsun. Bütün katliamları anlamak istiyorum. Bu aracılıkla da Ekrem abiden Sen Çal Ozan'ın eserini rica etsek mümkün mü acaba? İnşallah abi, söz vermeyelim. Başka programda inşallah. Söz vermeyelim. Bir daha çok geleceğiz. İnşallah daha bir dahaki davet ettiğimizde olabilir. Serdar abi çok teşekkür ediyorum aradığın için. Ben size teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun. Hayırlı geceler. Sağ olun. Teşekkürler. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ellerinden öperim abi. Sağ olun. Allah rahatlık versin. Sağ olun. Bu Serdar abi kaç yaşında? Serdar bizim küçüğümüz. Küçüğünüz mü? Sanki bir ses bayağı... Yaş bayağı oldu. Bariton bir sesi var ve çok... Gözlerinden öpüyorum deyince de küçüğünde... Çok iyi bir müziği. Bu da müziğe ara vermedi değil mi Serdar abi de sizin gibi abi? Yok Serdar'da şöyle bir hoşluk var. Serdar hep söyler hani... Ben şimdi 23 yıl önce bak çok sinematik bir laf söyleyeceğim. Şimdi Kepes diye bir şey vardı. İki tepenin arasından bizim ilçeye gidir. Çıkarken dedim ki Ceylanlar bir gün sana albümlerimle döneceğim. Öyle mi? O yüzden biraz. Yani. yok gayet ciddiydim. Şükür onda gerçekleştirdim. Genelde büyük şehirlerde yaparlar yani. Ceylanpınar'a zaten dönersin abi nedir yani? İstanbul'a denir genelde o değil mi? Yani. İstanbul. Ceylanpınar sana döneceğim dedikten 5 dakika sonra dışarıda bir tane doldurursun, üflersin, girersin. Genelde İstanbul için söylüyorum. İstanbul için seni yeneceğim diye. Bir de bunun İstanbul ayağı var. İstanbul'a indim. Ama alışmışım Ceylanpınar'da o zaman işte küçük Ekrem hani herkes bir seviyor el üstünde evet. Falan. Baba bileyim. Küçük Ekrem, hani küçük Emrah gibi falan. Tabii küçük Ekrem. Ya bir yıldız, arabeste bir yıldız doğuyor falan gazetelerde. İstanbul'a geldim. Ne tanıyan var, ne gören var. Alışmışım ilgiye. Yani. Şöhret ha. Ceylanpınar'da çok ünlü. Ceylanpınar'da tuhafta dolaşamıyorum ben ya. Evet abi. Geldim abi. İlgi yok şu bu. Şeye döndüm hani. Ne derler ona? Sudan çıkmış balığa döndüm. Abi ben olsam Ceylanpınar'a geri dönerdim ya. Ama öyle de bir yeminim var. Ama sonra albümle döneceğim. Ya, yani. Yemin etmiş. Döndüm. Şimdi Serdar... Bizden sonraki kuşağın iyi bir sanatçısı. Evet. Üstelik de samimi müzikleri yapıyor. İyi de klipleri yapıyor ki o şartlarda. Evet. Ben inanıyorum, ha şunu sizin aracınızla belirtmek istiyorum. Ben ülkemin her yanında eğer imkanlar verilirse çok değerli sanatçıların, yazarların, oyuncuların olduğuna inanıyorum. İnşallah biz de Mehmet Devik'te onların önünü biraz açabilirsek çok mutlu olurum. Yani çok istiyorum ben. Sizin onun Serdar gibi değerleri. Şeyiniz de vardı. Aklıma yeni geldi o. Çok aradım bulamadım ben. Bu 7 bölge 7 parça gibi bir proje yapmışsınız. Karadeniz parçası. Karadeniz parçası söylemişsiniz. Evet. Sisli Dağ'ın dumanı mıydı? Sisli Dağ'ın dumanı. Ama bulamadım ben tabii. Şimdi o bak. Dinlemeyi çok istedim. Merak ettim nasıl. Sevgili Sinan. Diye. Bizim albüm hikayesi zaten şakayla başladı da. Ben bir gece rüya gördüm ve ben Karadeniz'e gitmişliğim vardır. Çok da severim Karadeniz'i. Karadeniz'den hayatımda kemençe çalmadım ama. Karadeniz'in bir dağında kemençe çalıyorum. Öyle bir melodi geldi ki. Sabah hemen onu uyanır uyanmaz kaydettim telefona. Sonra onun aranjesini yaptık ve Mehmet, yani ilk defa bir Kürt sanatçı bir Karadeniz müziği yapıyor kemençeli falan. İlk defa bir Kürt sanatçı da Kürt gırtlağıyla ama Karadeniz şivesiyle bir türkü söylemiş oldu. Çok da istedik mesela sevgili Volkan Konak'la yani düet yapmayı. İsterdim yani. Bahis şarkının sözleri de müziği de her şey sizin yani. Ya bütünüyle bize ait bir şarkı. Sözlerinde bu arada Onur Kalemkuş'un da. Evet. Abi hazırlayamadığımız müthiş dizi görüntülerini hazırmış. Evet şimdi o gelsin. Kızınız istemezse gelmez. Bizi neden intihar etmeye hayır, çalıştığı ilgilendiriyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Vermem.
Ben o hatayı bir kere yaptım, bir daha yapmam. Kızımı vermem. Abi. Sakin ol kardeş. Burada ne rol yönetin abi? Bakın, yurt müdürü. Birçok kızımız yurt, var. Sosyal merkezde onların psikolojik ve fiziksel sorunlarıyla yakalanan değişik bir adam oluyorsun ya. Abi, 10 yaş gençleşiyorum bir kere. Yani. Bıyık değil ama sakalsız bıyıksız. Onu ben hallederim. Tek bıyık biraz. Siz deyin. Sırtıyor. Ama abi sakal sana normal hani bir şey yapacak sakal daha iyi yapacak. Evet, evet, evet. Biraz zaten mesela özellikle müzik yapma konusunda bence sakallı güzel yani. Bir de utanmadan Mehmet abi hiç söylemeye gerek yok zaten. Sen abi hiç kesme sakalını. Sakin ol kardeşim. Sakin olmuyorum. Ben o hatayı yani sakalı kesersen bütün teknikler geri çekilir ben sana söyleyeyim yani. Şimdi bak bu az önce söylediğim şey. Polis memurlarına dikkat ettiniz mi? Hiç etmemişsiniz. İnan bak yüzüne bakmadım. Doğru söylüyorum. Bilinçli bir şey herhalde değil mi bu? Yani insan... Seyircideki normal psikoloji. Evet. Algı. Çocuğa en doğru karar almasını sağlamak ve gelecek hayatını mümkün olduğunca güvence altına almak. Kızınız reşit abi değil. Abi sen bildiğin güzel devlet memurunu oynamışsın ya burada. Evet, çok farklı karakterler var. Sağlıklı bir şekilde bakılmasını sağlayacağız. Ama tabii bunu hayatın da istemesi çok önemli. Kızın hayatı tehlikede olabilir. Babası mı kaçırdı sizce? Olabilir hocam. Ailesi tarafından infaz için kaçırılmış da olabilir. Burada kaç film oynadın ya? 6. Hoş görün oğlum. Al gideyim kasaba. Teyzeciğim bakın maalesef. Kızı size veremeyiz. Neymiş? Yavrum ben onun anası sayılır. Çok iyi bir oyuncu ya. Çok iyi. Neye bana vermiyorsunuz kızımı? Neye devlet alıyor? Sadece ailesi alabilir. Burada da kaldı. Sizin resmi olarak hiçbir bağınız yok. Ailesini de kendi istemiyor. Anlatın abi bir iki kelime edelim. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel. Evet, inşallah Ekrem abi yeni filminde başarılar diliyorum oyunculuktan dolayı. Teşekkür ediyorum, teşekkür ederim. İnşallah güzel bir film bekliyoruz senden. Evet, programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alayım. Son sözü de sevmiyorum pek ama ölümden önce son söz gibi oluyor. Ben artık o ilk programda İsmail abinin sözü aklıma gitti. İsmail abi de bir espri yaptı. Bak her programın sonunda onu hatırlıyoruz. Vallahi abi. Öyle söyleyince direkt aklıma geliyor. Yaşa dön la ilahe illallah. Son sözünüz. Abi ben kendi adıma söyleyeyim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Güzel bir program oldu. Eğlenceli teşekkür bir ediyoruz. Program ayağınıza oldu. Sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sizinle olmak gerçekten güzeldi. Keyifliydi. Her ne kadar benim kadar karizmatik olmasam da. Abi aramızdaki tartışma en karizmatik adam Mehmet abi. Ben gömüm abi. Arkadaşlar. Güzeldi. Buradan Hilal TV izleyicilerine ulaşmaktan da keyif aldık. Eyvallah. Yani biz var olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkımızın sözcüsü ve sanatçısı olabilirsek. Evet. Ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ikinize de. Mehmet abi. Öncelikle iltifatlarınız için teşekkür ederim ama bu iltifatı iki tane bayan yapsaydı çok daha güzel olacaktı. tabii program gerçekten çok keyifliydi. Eyvallah. Size ve kamera arkasındaki arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan keyif aldık. Eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki gözümdü evet. Parçasıyla veda edeceğiz. Kendi adıma tekrardan teşekkür ediyorum. Sinancığım sana da teşekkür ediyorum. Konuklara teşekkür ederken. Evet sevgili izleyenler şimdi iki gözümdü parçasıyla veda edeceğiz. Gece mesaisi hakikaten bugün biraz uzun sürdü. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Diye türkü tutturan insanlık uğruna
yola koyulan. Sevgi barış diye türkü tuturan, insanlık uğruna yola koyulan, yolun yarısında tuzak kurulan. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Yolun yarısında tuzak kurulan, gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Bahane buldular, koydular hapse, çatal attırdılar namerde pise. Kırdılar kalbini, gitti Paris'e. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Yasaklanmış türküm her bir sözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. İki gözümdü, evet. Oyunları elimden alınmış, çocukluğumdu mesela. Aç, açıkta yalın ayak. Düşlerine yağlı ilmekler getirilen gençliğim. Gülmeyi unutan halkım. Mesela çığlıklarıydı annelerin. Gariban babamın nasırlı elleri. Kırık sazı hiç düşmedi ellerinden. Mapustanlarında balta atarken, namerde el pençe durmadan ve yük olmadan merde dik duruşumdu. Suçu saz çalmak olan bahtiyarım, ağladıkça güneşi gördüğüm, kum gibi, kum gibi barışa susamıştı. Yakamozlar şahidim olsun ki türkülerin hiç susmayacak. Hoşça kal gözüm, hoşça kal. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü. Gözümdü gözümdü, iki gözümdü, yasaklanmış türküm her bir sözümdü. Yasaklanmış türküm her bir sözümdü. Söylenmemiş ne varsa her bir sözümdü.